güzel bir yolculuğun ardından Lizbon'a geldik. Şu an öğlen 2, İstanbul'da 5. 3 saat fark var ve şu an acayip açım. Diğer arkadaşlar da öyle. Şimdi doğru otobüse gidiyorum. Tam karşıyı göstereceğim. Şurada çok güzel bir köprü ve yansımalar var. Aynı zamanda sanat galerisi burası. Şimdi Belem Kulesi'ne gidiyoruz. Burası Belem bölgesi. Zamanında kral, krallıkla yönetiliyormuş burası 1910 yılına kadar. Kral zenginliğini göstermek için, çünkü bayağı bir vergi alıyormuş ticaretten. Öyle bir kuleyi yapmış. Kulenin önüne doğru gidiyorum. Belem Kalesi'ne geldim. Şimdi bu manzarayı size göstereceğim. Bayağı kalabalık şurası. Kale değil, kule diyorlar, pardon. Şimdi eskiden burası nehir ağzıymış. Bu aslında buradan şimdi göstereceğim. Bu gördüğünüz deniz değil, nehir. Denize bu kadar uzanıyor. Hem denizi korumak amaçlı hem de bu Belem kentini korumak amaçlı yapmışlar. Grubumuz CD'sini de çekiyor. Okey. Belem turtası. Bizim şeye benziyor. Evet, tüm ekip Belem tatlılarına, turtalarına saldırı halindeyiz. Lokmaya benziyor dedi bir tanesi, ona gülüyorum. Bir arkadaşımız böyle bir şeyler yapabildiğin, hani filmlerde gördüğümüz ya da televizyon programlarımızı gördüğümüz şovu yapıyor. Emre bunu karıştırıyor. Ne varmış içinde, ha? İçinde bir şey var. Kart var. Katlanmış kart var, onu mu şey yapacak? Tamam, karıştırdın. Çekliyor. Ha. Ha öyle, hadi imzala bakalım. Vay, bakmıyor. Şey mi, neydi bu trik ustaları? Your name please. John Moreno. John? Moreno. Moreno, okay. Lisbon'da bir showman. Kartı... Kartı al. Aa, ne oluyor? Neyi açlıyor? Elini açlıyor, ha. Tamam, o değil. Kapat, hadi bakalım. Aç bakalım, neymiş o? Ne o? Araya sok, bir dakika. O çekti. Oh! Ne var? Hadi canım. Ne oldu öyle? Ha. Bir dakika ya, ne oluyor? Ha, katlıydı o. Yoksa imzalı. Yok artık. Emre yazıyor oğlum orada. What? Tamam, no more, no bu ne? No more bets. Bir şey söyleyeceğim. Ne bu abi? Böyle bir şey görmedim bak. Bak televizyonda görüyoruz yani, evet, böyle. Evet. Yani gözümün Vegas'ta önünde çıplak falan. Eliyle yaptı herif. Evet. Elimdeki desteği atıp gördün mü? Evet. Elimdeki desteği tuttum böyle, bir açtım cam küp var. Adını bile söyleyemiyorum o kadar cam küp. Bir şey söyleyeceğim, cam küp tamam okey. Peki o kutunun içinden nasıl imzalı? Bak bu Emre yazmış. Ben yazdım, kendi elimle yazdım. Tamam, buyurun. Katlı bir şekilde. O oraya nasıl çıkıyor abi? Ne zaman koydu onu oraya? Press. O kalem şey mi? Printer mi acaba? Karışmış şeylere karışmış. Ay, üç ayaklılara. Üç ayaklılara. Üç bacaklı karışmış. Çok fena. Oğlum bu nedir? Ama adam şaşırmaşı kesin bu. Bir şey böyle bir şey olmuş mu? Oğlum bu nedir? Şimdi şu
şu tam karşıda Fener var. Dediğim gibi burası Avrupa'nın en batı noktası. Fener aydınlatıyor tüm gemicilerin işine yarayacak bir şey tabii ki biliyorsunuz. Türkiye'de her yerde var. Burası da bir simge var burada. Her yerde de olduğu gibi bir haç var tepesinde. Avrupa'nın en batı noktası dedik. Attım kendimi kenara. Güvenlik falan gelene kadar ne yapıyoruz? Çekim yapıyoruz. Taktiğimiz bu zaten. Her yerde böyle. Şimdi şu aşağıyı göstermek için geldim buraya. En uç burnuna geldim. Ve buradan bakalım. Aşağıya bir görün. Herhalde atlayan buradan kurtulamaz. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Dalgaların okyanusun sesi. Capo da Rocca. Avrupa'nın en batı noktası. Şimdi Sintra'ya geldik. Yemek yemeye doğru gidiyoruz. Karşımızda bir saray var, onu göstereceğim ama öncesi burada takılar satan bir abla var. Güzel değişik şeyler varmış burada. Evet, devam ediyoruz. Hemen şu sarayı göstermek istiyorum. Şu böyle kuleleri olan bir yer. Şu an saat yarım. O yüzden ışık patlıyor. Şimdi biraz normale döndü. Tabii saatler bizim için önemli. O yüzden de bu ışık patlama olayını çözmek için biz de yemek yiyeceğiz. Abi peşimizde transfer ister misiniz diye soruyor. Güzel bir yer. Değişik evler var. Şöyle binaları bir göstereyim. Bunlar tarihi hep evler. Binalar. Şurada mavi bir yer var. Görüyorsunuz Çinlilerle kaplanmış ki burada Çin'i olayı meşhur. Çok eskilerden beri yapılmış. Yapılıyormuş. Yerlerde bile bunları görüyoruz. Şu karşıdaki binada öyle. Ki biz şimdi o restorana doğru gidiyoruz. Şimdi Café de Paris restoranının tuvaletindeyim. Hiçbir yerde size tuvalette falan böyle bir çekim yapmamıştım ama bir şey göstermem lazım. Çok hoş. Please separate demiş. Beer, wine and gin. Ne içtiyseniz ona göre sıvara geliyorsunuz ve bu bomba. Would you please stand closer? Lütfen yaklaşır mısınız? Çünkü sizin büyük John'unuz düşündüğünüzden daha büyük değil. Thank you very much demiş. Süper esprili. Hiç böyle bir yer görmemiştik. Sintra sokaklarında başladık dolaşmaya. Café de Paris'de yemeğimizi yedik. O muhteşem tatlının da tadına baktık. Ondan sonra şimdi sevgili rehberimiz Serdar Bey'i aldım yanıma. Yürüyoruz. Şimdi çok güzel bir yerin önünden geçiyoruz. Hemen onu oraya bir göstereyim. Burası neydi? Burası bir saray. Pena Sarayı. Pena Sarayı. Kraliyet evet, ailesinin yüzyıllarca geldiği yer Sintra. Evet, Sintra. O kadar güzel bir yer ki havası, işte doğası gayet muhteşem değil mi? Dağları okyanusla Akdeniz'in arasında böyle bir bariyer gibi. Aa, süper. Ve sürekli bir yoğuşma yapıyor ve yağmur yağıyor. O yüzden de hiç kaçırmamışlar yani burayı değil mi? Hemen sarayları dikmişler. Evet. Ayrıca hemen bak ilerimizde gördüğünüz güzel evler var. Ya şu karşısı çok güzel arkadaşlar. Çok fazla aristokrat ailenin geldiği, saraylarını yaptırdığı bir yer. Bayağı da yeşillik yani o yağışlardan dolayı herhalde. Şu tepelerde de çok güzel böyle yerleşimler var. Evet, minik böyle saraylar var, aileler var. Aa, süper ya. Şu seramik hikayesini ben biraz anlattım ama yani şuradakiler de güzel. Café de Paris'in de şeyleri güzeldi. Çok önemli değil mi seramik işi? Bu seramikleri zamanında Kuzey Afrika'dan gelen Araplar getirmiş, Berberiler getirmiş daha doğrusu. Aa, enteresan. Ama onların bıraktığı eserler. Şu oraya doğru gidelim mi? Evet, iyi bir yalıtım sağlıyor. Dolayısıyla özellikle sıcak havalarda içerinin serin kalmasını sağlıyor. Ha, amaç o yani. Ama aynı zamanda görselliği var tabii. Dolayısıyla bir gelenek olarak kalmış. Hayatımın, hayalimin aşkını buldum. İdeal kadını sizinle tanıştırmak istiyorum. Ya yani böyle bir şey ben hayatımda görmedim.
ideal kadın böyle olur. Bak nasıl, duruşunda bile asalet var. Hayatın aşkını bulamayanları buraya getirmeyi tavsiye ediyorum. Şimdi bakın ne bulduk. Bunlar ne? Mantar, çanta. Gerçek mantar, orijinal. Ya orijinal mantarlar işte çanta. Yani. Biraz önce bahsettiğimiz mantar ticareti ve şapkaya bakar mısın? Çok enteresan abi. Mantardan şapka, orada mantardan kartpostal. Vay 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 vay. Ya şu çaktırmadan bir girelim de ondan sonra. Hello. Vay çok iyi ya. Şunlara baksana çok güzel. Bizim İstiklal Caddesi gibi yapmışlar ha. Mantardan. Vay kartpostal. Çok iyi. Ya biz sadece hani şarap tıpası olarak biliyorduk ama burada inanılmaz bir el işçiliği var ve kemerler falan da var. Çantalar var, kemerler var. Şemsiye yapmış ya. Aha. Yok o sadece sapı öyleymiş. Çok enteresan. Çok güzel. Ve çok farklı. Yani bir şey söyleyeceğim. Hep gidip gelip böyle magnet şunlar bunlar almaktansa bu tür bölgeye özel hediyeler almak çok daha güzel ve şey oluyor. Bir de niş yani. Benzeri yok. Yani hani magneti falan her yerden alırsın ama şeyi ne derler şimdi buranın neydi? Seramiği ünlü, seramiği gösterdik ve mantar. Mantarı başka yerde bulamazsın. Yani mesela ben geçen sene Meksika'ya gitmiştim. Meksika'da işte dünyanın en büyük işte bir, sen de anlatmıştın gümüş üreticisi. Normalde 925 ayar. Ama mesela orada bir dakika şunu şöyle bir düzelteyim. Orada üretilen ışık patladı. Şöyle bir dönelim. Dönelim evet. İdeal kadınım da arkada olsun. Mesela orada üretilen neredesin? Orada üretilen gümüş 950 ayar yapıyorlar. Çünkü tek diyor. Dünyada bize özel 950. Başka hiçbir yerde bulamazsın. Abi çok özel. Mesela bu mantar da çok farklı ve özel. Benzerini bulamazsın çok bir yerde yani. Yani evet yani burada üretiyorsun. O yüzden güzel bir hediye olabilir. Harika bir şey gördüm. Evet. Kesin biliyorsundur ama ben böyle tahmin edeceğim. Şimdi şunlara yakın girelim. Bunların ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz bakalım? Asmışlar. Ne asıyorlar? Ne kurutuyoruz? Biz de kuruturuz gerçi ama. Ya balık kurutuyoruz herhalde değil mi? Biz bir deniz ülkesi tabii. Ya evet ya. Deniz. Için balıkçılık burada oldukça gelişmiş ama. Evet güzel gelişmiş. Çok hoş. Tabii biz şimdi ne yapıyoruz? Biz balıkları veya yiyeceklerimizi aldığımız zaman nerede kuruyoruz? Buzdolabında kuruyoruz. Evet aynen. Eskiden böyle bir koruma şansları var mıydı? Balıkları aldıktan yok. Sonra tek yapmaları anca asacaklar yani. Hem böyle kurutacaklar ya onları tuzlayacaklar. Tuzlayacaklar ki raf ömrü uzasın değil mi? Daha aynen. Ya işte bir rehberle dolaştığınız zaman güzel oluyor. Burada da bak böyle değişik değişik seramikler var. Evet. Çok hoş. Evet. Şık. Şey her yerde horoz görüyoruz. Evet horoz. Horozun manasını biliyor musun? Yok bilmiyoruz. Bu horoz da burada Galiçe denilen bir bölge var. Evet. Bir haç bölgesi. Hikayeye göre, daha doğrusu efsaneye göre. Şurada bir fotoğraf da çekeyim de sen anlat. Hacı. Ama yakışıklı bir hacı. Galiçe'ye doğru da giderken. Galiçya dedin ha? Evet. Ama bu bizim Galiçe değil yani. Bizim Galiçe cephesi var. Ya şimdi evet onu soracaktım. Ya Galiçe neresi? Şurada işte Galiçe burada İber Yarımadası'nda. Şu an daha sanırım İspanya tarafında daha çok kalıyor ama İspanya ile Portekiz arasında bir bölgede. Tamam. Bir hac yeri. Ama bizim bildiğimiz Galiçya eskiden bizimkilerin Habsburg İmparatorluğu ile beraber yaptığı savaşta gittikleri. Şu an galiba Polonya'ya yakın bir bölge. Dolayısıyla orada iki tane Galiçya var. Arka arkaya yürüyoruz ama dar sokaklar olduğu için yanımızda insanlar geçiyor. Böyle yamuk yumuk yürüyoruz. Neyse ama konu dağıldı bu arada. Evet bizim Galiçya'da yakışıklı ateşe, hacı. Horoz'a döneceğiz. Evet horoz'a yakışıklı hacı bir handa kalıyor. Hanın da bir sahibesi var. Ve hanın sahibesi yakışıklı hacıya aşık oluyor. Bir şey söyleyeceğim ya. Çok magazinsel oldu bu. Ama bir dakika bunlar da gerçek ya. Valla evet. Gerçek efsaneler. Ya şunları bir şeyler gördüm. Ondan sonra ve hacıya aşık oluyor. Hacı buna yüz vermiyor. Vay vay yakışıklı vay. Adam. Bunun üzerine yani çok yani hayal kırıklığına oluyor. Ve onun çantasına da görüyoruz. Böyle bir gümüş para atıyor. Ve ondan sonra da ihbar ediyor onu. Diyor ki benim diyor hırsızlık yaptı. Hacıyı yakalıyorlar. Hacıyı götürüyorlar. O
zamanki derebeyi ya da artık kral neyse onun önüne. Hacı kendi aklamaya çalışıyor ama inandırıcı değil. İnanmıyorlar. Sonunda diyor ki hacı, tam bu arada bu konuşmalar geçerken, kendini suçsuzluğunu ifade etmeye çalışırken bir tepsi içerisinde bir horoz geliyor. Başı kesik vaziyette. Yemek olarak sunuluyor. Bu işte artık derebeyi ya da kral neyse. Ondan sonra. Ve hacı diyor ki, bakın diyor, eğer diyor ben suçsuzsam bu horoz kalkacak ve ötecek. Yok artık. İşte öter de ötmez de falan ve sonunda horoz kalkıyor, ötüyor, donarız. Sonra da onun vücudu anlaşılıyor ve şimdi bu horozun özelliği, yani sembolize ettiği şey aslında iyi şans getirdiği, bereket getirdiği. Dolayısıyla her yerde bu horozu görüyorsunuz, evlerde. Yani peki bir şey söyleyeceğim, bunun ne zaman, tarihi ne kadardı? Bunun bir tarihi yok, bu bir efsane. Öyle anonim yani. Bu bir efsane. Güzel, biz mucizelere her zaman inanıyoruz. Olur mu? Olur yani. Hikayeler olur. Güzel.